Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 9. sınıf biyoloji dersinde neler var? Biz hangi konuları göreceğiz? Nasıl çalışmalıyız? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Artık fen dersi yok. Bunun yerine fizik, kimya ve biyoloji görüyoruz. Peki biyolojinin içinde nelerden bahsedeceğiz? Hadi başlayalım. Şimdi öncelikli olarak biyoloji dersinde 9. sınıfta 3 tane ünite göreceğiz. Bunlardan birincisi yaşam bilimi biyoloji ünitesi olacak. Arkasından hücre dediğimiz ünite gelecek. Onun da arkasından canlılar dünyası dediğimiz üniteyi anlatmış olacağız. Aslında şöyle bir mantık var. Öncelikli olarak böyle maddeleri öğreneceğiz. Hücrelerin yapısında bulunan inorganik, organik hangi maddeler var bunlardan bahsedeceğiz. Sonra bu maddelerin bir araya gelerek oluşturduğu hücrelerden, hücrelerin bir araya gelerek oluşturduğu canlılar dan da bahsettiğimiz zaman 9. sınıfı bitirmiş olacağız. dokuzuncu sınıf hem biyoloji dersi adına hem de diğer dersler adına konuşabilirim. Tüm lise hayatımızın temelini oluşturacak. Bu sene gördüğümüz şeyler zaten üniversite sınavında karşımıza çıkacak o ayrı. Ama onun haricinde diğer sınıflarda gördüğümüz şeyleri daha kolay anlayabilmemiz için 9. sınıfta temelimizin çok sağlam olması gerekiyor. O yüzden 9. sınıfta böyle sıkı sıkı derslere çalışıp e, iyice her konuyu oturtturmamız lazım sonraki sınıflarda rahat edelim diye. Hemen ilk ünitemizden bir bahsedeyim. İlk ünitemiz yaşam bilimi biyoloji ünitesi olacak. Biyoloji biliminden bahsedeceğiz. Biyoloji ne demek? Biyoloji bilimi gıda sorunlarına ne bileyim çevre kirliliğine sağlık sorunlarına ne gibi katkılar sağlıyor? Nasıl çözüm yöntemleri üretiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Arkasından da canlıların ortak özellikleri gelecek. Tüm canlılarda ortak olarak görülen solunum yapma, beslenme, üreme gibi ortak özelliklerden bahsedeceğiz. Bitti mi? Bitmedi. Bu üniteyi bitirmek için de en son canlıların yapısında bulunan temel bileşenlerden bahsedeceğiz. Mesela canlıların yapısında tuz var, su var, proteinler var, vitaminler var, ATP var. Bunların yapısı nasıl? Hangi canlılarda hangileri bulunuyor? Nasıl sentezleniyorlar? Bunlardan bahsedeceğiz. Hazır yeri gelmişken bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela Yaşam bilimi, biyoloji bizim için çok temel bir ünite. Eğer ben bu üniteyi biraz eksik bırakırsam sonrasında hücre zarında madde alışverişleri konusunda sıkıntı yaşıyorum. Sonrasında canlılar dünyasının depo karbonhidratı hangi canlının neydi sıkıntı yaşıyorum. İleriki sınıflarda ne bileyim solunum, fotosentez gibi konuları öğrenirken bunlar hep karşıma çıkıyor. Yani bu konu biyolojinin tüm konularının en temelidir. Bu üniteyi çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bunu bitirdikten sonra nereye geçeceğiz? Hücre ünitesine geçeceğiz. Hücre ünitesinde de canlıları gruplandıracağız. Bir gelişmemiş yapılı prokaryot canlılar var diyeceğiz. Mesela bakteriler prokaryot diyeceğiz. Bir gelişmiş yapılı ökaryot canlılar var diyeceğiz. Bitkiler, hayvanlar ökaryot yapılıdır. Sonra bu hücrelerin etrafında bulunan hücre zarında ne varmış, madde alışverişi nasıl yapılırmış? Bunlardan bahsedip organellere geçeceğiz. Organeller hangi işi yapıyor? Hani eski sınıflarda da biraz biraz görmüştük. Oksijenli solunum mitokondri yapacak, golgi salgı paketleme yapacak, ribozom protein sentezleyecek gibi. En sonda bir bilimsel çalışma yapılıyorsa hangi basamaklara uymamız gerekiyor? Hangi basamaklar takip edilmeli? Bunlardan bahsedeceğiz. Sonra da geleceğiz canlılar dünyası dediğimiz üçüncü ünitemize. Canlılar dünyasına baktığımız zaman da artık canlıları sınıflandıracağız. Ama sınıflandırma yaparken canlıların nesine bakalım neyine göre bunları gruplandıralım bunları öğreneceğiz canlı alemlerimiz olacak bakteriler arkeler protistler mantarlar bitkiler hayvanlar gibi bakteriler en gelişmemiş hayvanlar en gelişmiş canlı grubumuz olacak. Hiçbir grubun içerisine dahil olmayan virüsler ve virüslerin sebep olduğu hastalıkları da anlattığımız zaman sene sonu gelmiş olacak ve biz bütün ünitelerimizi bitirmiş olacağız. Ama bizim çalışırken de yapmamız gereken daha kolay anlamamızı sağlayacak bazı taktikler ufak ufak bir şeylerden de bahsetmek istiyorum size. Öncelikli olarak nelere dikkat edelimden bir bahsedelim. Bir kere tüm dersler için söylüyorum. Sadece biyoloji dersi için değil. Dokuzuncu sınıf tüm derslerin temeli. Dokuzuncu sınıfı iyi oturtturan tecrübeyle sabittir ki üniversite sınavına hazırlanırken diğer arkadaşlarına göre çok daha rahat oluyor. Biyoloji peki ne işe yarayacak? Bir kere biyoloji biraz bahsettim ya doğayı anlamamızı sağlayacak. Canlılar nelermiş? Hangi canlılar varmış? Bunlar ne işe yarıyorlarmış? Yaşamı anlamamızı sağ sağlayacak bir ders olacak. Aynı zamanda tabii ki bunu öğrendiğimiz zaman üniversite sınavında da karşımıza çıkacak. Özellikle üniversite sınavı biliyorsunuz iki tane basamaktan oluşacak. Birinci basamak TYT diyeceğiz. ikinci basamağı AYT diyeceğiz. TYT sınavının sorularının yarısı da dokuzuncu sınıf biyoloji konularından gelecek. Yani hem dokuzu hallederken hem de bir yandan üniversite sınavının birinci basamağının da yarısını halletmiş olacağız diyeyim. Gençler buradan da hemen Hemen nasıl çalışmamız gerektiğinden bahsedeyim. Bir kere görsel kullanmak çok önemli. Mesela görsel kullanmaktan neyi kastediyorum? Bakayım hemen benim buralarda bir e, kitabım vardı. Mesela bizim kitaplarımızda çok fazla derecede görsele yer veriyoruz. Bunun sebebi ne? Mesela geldik madde alışverişlerinden bahsediyoruz. Madde alışverişleri gerçekleştirilirken hangi maddenin nereden nereye gittiğinde suyun nasıl hareket ettiğini böyle şekiller üzerinden görürsen gözünün önünde daha çok canlanıyor. Ya da canlıların sınıflandırılmasını yaptığımız zaman hangi canlının hangi gruba dahil olduğunu böyle görseller üzerinden kurarsanız kafanızda daha çabuk canlanacaktır. Hani bazen yazılıya girersin sorunun cevabı aklına gelir gözünün önüne defterin gelir. Ya bu benim defterde şu üst köşede yazıyordu bu sorunun cevabı ya oradaydı o bilgi bir türlü bilgi aklına gelmez ama bilginin nerede yazdığı defterinde aklına gelir ya bu görsel hafıza demek. O yüzden de mümkün olduğunca görsel hafızamızı hareketlendirmemiz lazım. Yani bir şeyin yapısını gözümüzün önünde canlandırmak istiyorsak görsellerden yararlanmamız lazım. Bunun haricinde özet çıkartmak hafızada bilgilerin kalma süresini arttırır. Bunu hiç unutmayın. Mutlaka kendinize bir defter bir dosya oluşturun. Bazen biliyorum biyoloji hocaları maalesef ki şöyle yapıyorlar. Açın kitaplarınızı ben anlatayım siz de altını çizin diyorlar. Altını çizmek de yine akılda kalmasına hiçbir şey yapmamaktansa sağlar. Ama kendi özetiniz olursa kendiniz not tutarsanız o kitapta yazanları çıkartırsanız veya hocanın anlattıklarını o sırada defterinize yazarsanız bu Aklınızda kalma süresini inanılmaz derecede daha arttıracaktır. Yine kavram haritaları, bilgi notları öğrenmeyi kolaylaştırır. Neyi kastediyorum? Mesela biz canlıların sınıflandırılmasını göreceğiz diyelim. İşte bizim de mesela akıl notlarımız var. Canlıların sınıflandırılmasını gördüğümüz zaman hangi grupta kaç tane canlı olduğunu görürsek biz bunu kavram haritalarından hareket ederek, kuramlar kullanarak aklımızda tutmaya çalışırsak mutlaka hafızamıza attığımız şeylerin bilinme süresi de çok daha artacak gençler düzenli çalışılmayan dersler maalesef ki kolay unutulur en önemli kavram aslında istemek ve düzenli çalışmaktır düzenli çalışmayanlar e, bu hafta yapmadım aman haftaya yaparım o haftalar hep birbirini kovalayacaktır ve mutlaka sıkıntı yaşanacaktır o zaman biz yolumuzu çizmeli ve düzenli gitmeye çalışmamız gerekiyor diyeyim gençler. Böylelikle de videonun sonuna gelmiş olayım. Hemen ödüllü soruyu göstereyim. Sizce peki biyoloji dersi nasıl kolay öğrenilir? Ve siz aklınızda daha uzun süre tutmak için neler yapıyorsunuz? Hemen yorumlara cevaplarınızı bekliyorum.